Ben burada Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda soruyorum. Sayın Bakan, Türkiye'nin bakanlığı olan ama adaleti olmayan, saraya olan ama adaleti olmayan saraylarıyla, bakanlığı olan ama adaleti olmayan bakanlıklarıyla Türkiye adaletsiz bir ülke haline geldi. Şimdi İdare Mahkemeleri Usul Yargı Kanunu'nda devletin yaptığı bir işlemin 5 unsur yönünden incelineceğini, hukuku uygunluk denetiminden geçeceğini biliyoruz. Kanunun maddesi bu. Biz çıkardık. 1. Yetki, şekil, sebep, konu, maksat unsurları yönünden o idari işlemin denetlenmesi gerekiyor. Peki soruyorum. İbrahim Kaboğlu'nu hangi hukuksal sebeple mesleğine ihraç ettiniz? Bunun bir cevabı var mı? Yok. O zaman hukuk devleti nedir? Hukuk devleti, devletin icraatlarının her birisinin yargısal denetimde olmasıdır. Var mı? OHAL uygulamalarından beri atılan hiçbir memurun, hiçbir kamu görevlisinin biz yetki, şekil, sebep, konu, maksat unsurları yönünden denetleyemiyoruz. Denetlenmiyor. Bunun adı hukuk devleti değil. Bunun adı literatürde açıkça dikta devleti. Bakın, belediyelerimiz aynı şekilde. Bugün Edremit Belediye Başkanımız bizim bir mahkeme kararı gönderiyor. 2015'te bir başka beldenin belediye başkanı oradan kendi görev alanına girmeyen bir şeyle ilgili ilişkilendiriliyor, mahkemeye veriliyor. Diyor ki başkan bana, benim yetki alanımda olmayan bir şeyle ilgili ben sorumlu tutuluyorum diyor. Ve buradan bölge mahkemesinde belediye başkanımıza ceza veriliyor. Güre Belediye Başkanı, şimdi Edremit Belediye Başkanı bu başkanımız, diyor ki 45 gün süreyle bu başkanımız başkanlık makamından ayrı kalacak şu anda. Şimdi soruyorum. Burada ben milletvekiliyim. Milletvekili görevimle ilgili bana bir ceza veriliyor. Ama ben milletvekili görevimi bırakıyorum, başka bir görevdeyim. Sonra bana meclise girmeme cezası veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Sayın Bakan, bakın Türkiye'de adaletin dengesi bozuldu. Gelin hep birlikte Türkiye'de herkese lazım olan adaleti, yargı bağımsızlığını, hukuk devletini mutlaka kurmamız lazım. Aksi halde büyük hukuk garabetleriyle Türkiye adaletsizliğin, gerçekten insan hakları ihlallerinin en fazla ihlale uğradığı bir süreci yaşayacaktır. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.